Şimdi bütün dünya ayağa kalktı. Çünkü çağdaş kafayla Amerika vuracak Irak'ı, Irak vuracak Türk'ü, Türk vuracak Kürt'ü, Kürt vuracak Arap'ı, efendim, Irak vuracak İran'ı, İran vuracak Afgan'ı, Afgan vuracak Rus'u, hasıl ki Çeçen vuracak Dağistan'ı. Birbirlerine girecek şimdi. Çünkü oraya doğru gidiyor. Çağdaşın vitrininde bu var. Yıkım var. Felaket var. Ateş var. Ölüm var. Bitirim var. İnsanlığın tüketilmesi var. Ya işte, orta şey yaşamı. Çağdaş yaşamın vitrini bununla dolu. İnsanlığı tüketmek içindir. Çağdaş yaşam, mesuliyetsiz bir hayat demektir. Mesuliyetin yoktur, inanma diyor ondan öteye. Sana sorulacak kıyamet var, mahkeme-i kübra var, böyle şeylere inanma. İstediğin yap, vitrininde bu vardır. Onun için biz ses çıkartmıyoruz. Ya Rabbi, onun için ayet-i kerime. اَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيْعًا فَيُذ۪يكَ بَأْسَ بَعْضَكُمْ فَيُذ۪يكَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. Üçüncü derecede gökyüzünden onların üzerine, ey Habibim senin hatırın için ateş yağdırmam, taş yağdırmam, umumi zerzeleyen bütün dünyayı yıkmam, lakin bırakmam diyor Allah. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. İlla ceza vereceğim dedi. Senin ümmetlerin azacaktır. Kızacaktır. Seni inkar ederler. Senin yolunu inkar ederler. Ben yaratıcıları, Rableri olduğum halde beni de inkar ederler. Bırakmam diyor onları. Cezalandıracağım. Lakin gökten ateş yağdırmam, yerden zelzeleyle umumi helak vermem. Onları birbirlerine düşüreceğim. Kaç partiler olacak? Kaç grup milletler olacak? Her birisi birbirine diş fileyecek. Her birisi bir taraftan hücum edecek. Bir Armageddon diyor. Merhame-i Kübra, kırılacak, birbirlerini kıracaklar diyor. Kıracak, 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 kıracak. Ta ki dünyanın üzerisi öyle tanhalaşacak ki belki buradan şehre gidinceye kadar 10 kişi görmeyecek. 10 ev görmeyecek. O bütün dünya öyle tenhalaşacak. Fırsat vereceğim kendilerine ki öyle silahlar icat edecekler. Ha, ne diyor bu şeye itham ediyor? Kütle imha silahı. Evet. İşittiniz mi bunu? Evet. Ha? Kütle imha silahı değil mi hocam? Atom bombası. Ne bilmem nesiyse. Ki tek tek ne öldürecek diyor. Bırak sinekler gibi onlar bir yere toplansın. Bir sineği böyle böyle tek tek öldüreceğine hepsi böyle toplansınlar. Ondan sonra şap vur üstüne hepsi ölsün. Kütle İmha silahı. Korkuyorlar. Irak'ta bu silahlardan var mı? Kendilerinde yok mu? Kendilerinde daha beteri var. Yani bunlar Allah yarattı demez. Allah yarattı demez. Vururken, harp ederken. Yok. Bir taraftan vuracak, bir taraftan çıkacak. Kullandığın silahın içerisinde o öldürülen ölenlerin
cesetlerini bile yakan başka bomba atıyormuş ki cesetle görünmez, kül olur. Yakıyor, hepsini bitiriyor. Buna çalıştır ha Hacı Ahmet. Asırlar boyunca buna çalışıyorlar. İnsanlığı imha için. Bu muharebe ne içindir? İnsanlığı imha içindir. Bu muharebe Allah için mi söyle? Değilse birbirlerini yiyecekler. Ha. Cenab-ı Allah buyuruyor, Nuh tufanında da buyurdu, öteki enbiyaların içinde. Efendim, gelecek afattan kurtulmak isteyen, gelecek cezadan kendisini kurtarmak isteyen insan Allah'a katsın diyor. Sahabe-i kiram muharebe şiddetlendiği vakitte Efendimiz etrafında toplanırlardı. Efendimizin himayesinde o civcivler ana tavuğun altına gelip kanatların altında barınıyor gibi efendim sahabe-i kiram harp şiddetlendiği vakitte böyle gelip Peygamber-i Zişan'ın huzurunda emni aman buldular o dairede. O mümessili Cenab-ı Hakk'ın. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği yere gelen Nuh Aleyhisselam'ın sefinesine binen selamettir dedi. Şimdi de iman sefinesine. İman sefinesine kim biniyorsa bu ateş tufanıdır. Nuh Peygamber'inki su tufanıydı. Reddolunmaz şimdi. Öyle bir adım attılar ki burada bu yolda durulmaz, geri dönülmez. Otoyollarda öyle yazmaz mı? Evet. Girdin mi o yola? Ya yanlış yaptık, nasıl yapacaksın şimdi? Duraman dönemezsin. Gideceksin, ta bulduğun dönemez yeri, resmi neresiyse oraya girip oradan döneceksin. Otoyola girdikten sonra artık keyfine değil. Yol seni nereye götürse oraya gideceksin. Bu yolda durulmaz ve dönülmez. Şimdi dünyanın süper devleti diye iddia eden Amerika girdi yola. Sürüyor. Ne gelirse diyor karşıma bitti. Çünkü bu yoldan geri dönülmez ve bu yolda durulması olmaz. Olmayacak deme, olacak. Olmasın istiyor insanlar. Çağdaş hayatlarının devamını istiyorlar. Bilmiyorlar ki çağdaş hayatın hulasası olarak bu harp geliyor başlarına. Bu bela nereden geldi? Ondan geldi. Allahsızlıktan, Allahsız nizamların, Allahsız sistemlerin getirdiği beladır bu. Aklını başına al. Söylenen söz hak ve gerçektir. İster dinle, ister dinleme. Herkes kendi amelinin cezasını çekecektir. Ya Cenab-ı Hak onu saklayacak, Cenab-ı Hak'tan kaçanlar, şeytan onları öğütecek, bitirecektir. Ve minallaha tevfik. It's okay. Another time I may speak to you. In your language, what is coming today, our Turkish brothers coming. They are only Sunday or Saturday, they are trying to reach to me for an association. Therefore, I just warning them for coming events, that huge events coming, unexpected, huge, terrible, horrible, never
witnessing such a terrible events before our time, from the beginning of earth that settled on it, landed on it, the children of Adam, never seen, had been seen such a terrible and horrible battles, wars, fightings, that going to destroy everything on earth, that built, just built, since thousands of years, going to be on earth. Nothing you can find it. And people also, billions of people going to die, to be carried away. And we are saying, warning, that if anyone asking to be protected, must run to Allah. Only Allah may shelter. Who is coming and asking a shelter from him? If not asking, should be taken away. No doubt. No doubt. May Allah forgive us. Amen. And bless you. For the most honored prophet, most beloved servant, O Allah Almighty, sururu kainat, fakhru kainat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olsun. Fatiha.